Merhabalar. Simio Çözüm Serisi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde üretim hücresi optimizasyonu hakkında konuşacağız. Üretim hücresini modellemek ve optimizasyon gerçekleştirmek adına Simio içerisinde yer alan özel objelerden bahsedeceğiz ve bunların nasıl oluşturulacağını bu seminerde sizlere aktaracağız. Ardından optimizasyon için deneyleri nasıl kurulduğundan bahsedeceğiz. OptQuest yapısından söz edeceğiz. Bu seminerdeki amacımız bir malzeme gerektiren birden çok üretim hattının bulunduğu bir fabrikamız var. Bu fabrikada kaç adet operatöre ihtiyacımız olduğu, stokların ne zaman yenilenmesi gerektiğini anlamak istiyoruz. Bunu gerçekleştirmeye ihtiyacımız var. Simio'da bildiğiniz üzere bir materials yapısı var. Bu materials'ı kullanarak operatör sayısını belirleyerek bir amaç doğrultusunda hücre optimizasyonu sağlamaya çalışacağız. Amacımız da verimliliği en üst düzeye çıkarmak olacak. Verimliliği en üst düzeye çıkartırken de maliyetleri en aza indirmeyi hedefleyeceğiz. Burada da aslında bu amaçlara ulaşabilmek için de hücreleri nasıl oluşturacağımızı ve deneyleri nasıl tasarlayacağımıza karar vermemiz gerekecek. Seminerin içeriği de bu şekilde olacak. İlk olarak özel objeler nedir ve nasıl oluşturulur? Bununla ilgili ufak bir gösterim sağlayacağız. Ardından Simio içerisinde farklı senaryoları test etmek nasıl mümkün oluyor? Bunu açıklamaya çalışacağız. Son olarak da Simio içerisinde yer alan optimizasyon aracı OptQuest'in ne olduğundan bahsedeceğiz. Ve OptQuest'in deney tasarımlarının nasıl gerçekleştiğini aktaracağız. Hemen şimdi özel objelerden başlayalım. Özel objeler aslında Simio içerisinde yer alan diğer objelere benzer bir şekilde Simio içerisindeki bir aslında unsur. Bu özel objelerin farkı tamamen kullanıcı tanımlı olması. Yani siz aslında Simio içerisinde yer alan her bir objeyi kendi özelliğiniz dahilinde, kendi eklemek istediğiniz özellikler dahilinde tekrardan yaratabilir ve bunu tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Bunu nasıl gerçekleştireceğinizi aktaracağız. Simio içerisinde aslında bu birden fazla yolla gerçekleştirilebiliyor. Bir yolumuz subclassing dediğimiz yapı. Ondan da bahsedeceğiz. Ve model hiyerarşisi yaratma unsurundan da söz edeceğiz. Oldukça basit bir aslında konu. Birazdan örneğini de vereceğiz zaten. Objelerin aslında biz bu özel obje yaratarak ne yapmış oluyoruz? Simio'nun hali hazırda sunduğu kütüphanesinde yer alan objelerin proses yapısını değiştirme imkanımız olabiliyor. Üzerine bazı değişkenler ekleme ve objelerin görünüşünü değiştirme gibi şanslarımız oluyor. Bu özellikle karmaşık modelleri kurmak istediğinizde size oldukça hızlandırıcı bir etki sunacak. Çünkü her bir objeyi kütüphaneden varsayılan olarak çektiğinizde üzerine defalarca özellik değiştirme, yeni şeyler ekleme gibi zaman kaybedecek unsurlarla boğuşmanız anlamına gelecektir. Özel objeler aslında karmaşık modeller kurmaya başladığınızda işinizi kolaylaştıran bir unsur olacak. Özel objelerle aslında organizasyonunuza özel bir obje yaratmış olacaksınız. Yani bir server objesini kullandığınızda sizin organizasyonunuzda üretim şemanızda, üretimde ya da işte depoda ya da farklı bir sistem içerisinde yer alan organizasyonunuza özel bir obje yaratmış olacaksınız ve bu objeyi paydaşlarınızla paylaşıp sürekli kullanılabilir hale getireceksiniz. Şimdi hemen Simio'ya geçelim ve özel objelerin nasıl yaratıldığından bahsedelim. Simio'ya geçiş yaptık. Hemen özel objelerin nasıl yaratıldığından bahsedelim. Bildiğiniz üzere Simio'nun facility ekranının sol tarafında kütüphaneler yer alıyor ve kütüphanelerde farklı objeleri görebiliyoruz. Örnek olarak bir tane server objesini alalım. Sistemimize yerleştirelim. Server objesini ekledikten sonra Properties sekmesi altında o server objesine ait çeşitli özellikleri değiştirme şansımız var. Bu aşamada da örnek olarak bir işlem zamanı tanımı gerçekleştirelim ve 5 dakikalık bir süre tanımı yazalım. Daha sonrasında artık bu server 1 objesinde işlem süresini değiştirdik. Bu server 1 objesine biz özel bir obje olarak da kütüphaneye ekleme şansına sahibiz. İlgili objeye sağ tıkladığımızda çeşitli özelliklerin olduğunu biliyorsunuz. Burada isim değiştirebiliyoruz, işte bir layer ataması gerçekleştirebiliyoruz, bir breakpoint koyup vesaire simülasyon çalışıyorken
bir ürün geldiği zaman breakpoint ile server'a ürün giriş yaptığı zaman simülasyonun çalışmasını durdurabiliyoruz vesaire vesaire. Ve en aşağıda da bakın Create Object From This adı altında bir seçeneğimiz var. Buna tıkladığımızda yeni bir obje oluşturmak için Server 1'i kullanarak yeni bir obje oluşturmak için bize bir isim istiyor. Buna da diyelim ki özel makine diyelim ve tamama basalım. Bakın şimdi gerekli tanımlamayı yaptıktan sonra tekrar ilgili Server objesine tıkladığımızda bu sefer işlem süresinin artık kalın gözükmediğini fark edeceksiniz. Artık sanki bu işlem süresi halihazırda bu server için tanımlı bir süre bilgisiymiş gibi geliyor. Bakın tekrar kütüphaneden başka bir server objesi alalım. Bu server objesini aldığımda bakın processing time'ın bir triangular dağılım, üçgen dağılım olarak gözüktüğünü fark edeceksiniz. Ama bizim o özel oluşturduğumuz objemizde şu an processing time 5 dakika olarak gözüküyor. Burada bakın yarattığımız özel objeye hemen Project Library sekmesinden de ulaşabiliyoruz. Bakın burada bir tane özel makine adı altında bir server objesi var. Bunu aldığımda tekrar modelimin içerisine tekrar özelliklerini kontrol ettiğimde processing time'ın 5 dakika olarak aslında değişmiş olduğunu görüyorsunuz. Yani server tarafından yani standart kütüphane tarafından aldığımız server objesinde processing time'ımız triangular dağılım olarak gözüküyor ama bizim özel olarak yarattığımız objemiz artık özel makine olarak değiştirdik o seçeneğimizi. Bu artık 5 dakika olarak burada gözüküyor. Peki bu özel obje üzerinde tekrar bir değişiklik yapmak istediğimizde bunun kaydını nasıl gerçekleştiriyoruz? Ondan bahsedelim. Örneğin özel makinemiz var şu an. Özel makinenin kapasitesini değiştirmek istiyoruz. Yani eş zamanlı olarak iki tane ürün üzerinde işlem yapabileceğini aktaracağız. Bakın değişikliği yaptıktan sonra ilgili ifade kalın gözüküyor. Yani bunun üzerine bir değişiklik olduğunu bize ifade ediyor. Daha sonra tekrar yine özel makine üzerinde sağ tıkladığımızda bakın yine Create Object From This var ama zaten bizim için bir objemiz var. Bizim istediğimiz şey aslında özel makineyi güncellemek. Update özel makine Property Defaults From This seçeneğini kullanmak. Bunu yaptıktan sonra bakın tekrar özel makinemizin artık initial capacity değeri 2 olarak değişti ve artık kalın gözükmüyor. Artık ince fontta gözüküyor. Tekrar eğer Project Library'e gidip özel makine objesine sisteme dahil ettiğimde bakın değişikliklerin yapılmış olduğunu gözlemliyorum. Böylelikle aslında örnek olarak bir sistem kuruyorsunuz, bir modelleme yapıyorsunuz ve modelinizde bu özel oluşturduğumuz objeye benzer bir şekilde 20-25 tane server objesini eklemeniz gerekiyor. Yapabileceğiniz şey nedir? İşte server objesini alırsınız, tekrar sisteme dahil edersiniz. İşlem süresini değiştirirsiniz, kapasitesini değiştirirsiniz. Sonra kopyala yapıştır yaparak tek tek modele eklemeniz gerekir. Ama burada artık biz ne yaptık? Özel obje olarak tanımladık. Özel obje olarak tanımladıktan sonra kütüphanemize bu özel nesnemiz, objemiz geldi. Daha sonra bundan istediğimiz kadar aslında modele hızlıca ekleyebilir. Modellemeyi o şekilde gerçekleştirebiliriz. Özel objelerin nasıl yaratılabileceği hakkında kısa bir bilgi verdikten sonra bu demo kapsamında size göstereceğimiz modele geçiş yapalım. Onun için hemen model sekmesi altına geldik. Ve burada şu an bir tane üretim hücresinin modelini görmektesiniz. Görmüş olduğunuz gibi bazı paralel işlemler var. Ardından iki tane daha server var. Sonra bir üç tane daha server var ve ürünler sistemi terk ediyorlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kütüphaneden kullandığımız server objesi yerine My Server adı altında özel obje tanımlarının var olduğunu görüyoruz. Bakın zaten proje kütüphanesine geldiğimizde burada bakın My Server adı altında bir server objesinin özelleştirilmiş halini görebilirsiniz. Peki bu özelleştirme neye göre nasıl yapılmış, nasıl gerçekleştirilmiş? Herhangi bir My Server'a tıkladığımda bakın herhangi bir kalın ifade yok. Tamamen bütün ifadeler sanki bu objenin varsayılan haliymiş gibi karşımıza çıkıyor. Burada da işlemlerin gerçekleştiği task tarafında bir tabloya referans gösterilmiş. Tablo referansına göre aslında o serverda hangi işlemlerin, işlerin gerçekleşeceği
bilgisi paylaşılmış. Hemen bunun için data sekmesine girelim. Data sekmesine geldiğimizde de bakın Table Tasks adı altındaki tablomuzu görebilirsiniz. Burada neler tanımladık? Her bir task içerisinde hangi işlemlerin gerçekleşeceği, bu işlemlerin işlem sürelerinin ne olduğu, eğer herhangi bir şekilde material tüketiyorsa, material consume ediyorsa hangi material'ın tüketildiği bilgisini ifade ettik. Buradaki task'leri aslında facility ekranında her bir MyServer özel objesi için aslında sağlamış olduk. Model nasıl çalışıyor diye soracak olursanız, sistemde görmüş olduğunuz gibi şu aşağıda 3 farklı aslında operatörümüz var. İlk başta ürün sisteme giriş yaptıktan sonra ilk sırada yer alan 3 serverdan bir tanesine geçiş yapıyor ve bir operatör aracılığı ile burada bir gelen ürünlerin aslında siparişlerin tespiti gerçekleştiriliyor. Daha sonra ürünler işlem görmek için 4. ve 5. serverlara taşınıyor. Burada üretim tamamlanıyor. Üretim tamamlandıktan sonra da 6. 7. ve 8. serverlara ürünler tekrar taşınıyorlar. Burada yine ilk aşamada kontrolü gerçekleştiren operatör bir kalite kontrol operasyonunu gerçekleştiriyor. Ardından ürünler sistemi terk ediyorlar. Bir de material yapısından söz etmiştim. Burada görmüş olduğunuz gibi aslında sistemde bir malzeme akışı kontrolü de var. Bunu bir nevi hani ham madde kontrolü olarak da düşünebilirsiniz. Üretimin gerçekleşmesi için bir malzeme tüketimine ihtiyaç var ve malzemeler burada materyaller rack objesinde, raf içerisinde yer alıyorlar. Belli bir eşik geçildikten sonra ilgili raf objesinden materyaller server 1 noktasına geliyor ve buradan tüketilmek üzere server 4 ve server 5'in olduğu noktaya taşınıyorlar. Hemen bir modeli de çalıştıralım. Görmüş olduğunuz gibi ürünler geldikçe ilk aşamada siparişlerin tanımı sağlanıyor. Ardından 4. ve 5. server'a ürünler taşınıyorlar. Daha sonra kalite kontrol operasyonları devam ediyor. Biraz daha hızlandıralım. Bu şekilde sistem çalışmasını sürdürüyor. Burada özel objeleri aslında kütüphaneden herhangi bir objeyi modele ekleyip üzerinde bir değişiklik yapıp özel obje haline getirmek şeklinde gerçekleştirebileceğimiz gibi aslında modelin kendisini de bir özel obje haline getirmemiz mümkün. Bakın burada bir farklı bir modelimiz var. Aslında aynı üretimin üretim hücresini kapsayan özelleştirdiğimiz MyServer objelerini görüyorsunuz. Tekrar proje kütüphanesine geldiğimizde bakın ilgili yapının burada da yer aldığını görüyorsunuz. Yani aslında modelin kendisinin yani şu yapının birebir aynısı aslında şu an özel bir obje olarak tanımlanmış durumda. Onun için de diğer modele geldiğimizde tekrar facility'ye girelim. Ve bakın burada görmüş olduğunuz gibi 3 farklı üretim hücresinin yer aldığını görüyorsunuz. Bunlar burada görmüş olduğunuz aslında bir hücrenin toplu olarak özelleştirilerek, özel obje hale getirilerek modele eklenmesiyle mümkün oldu. Burada şunu belirtmekte fayda var. Yani bir server'ın kendisini bir özel obje haline getirebildiğiniz gibi modeli de aslında bir model hiyerarşisini de bu şekilde oluşturabilirsiniz. Bu ne işinize yarayacaktır? İşte benzer şekilde üretimde arka arkaya tanımlanan operasyonlar vesaireler için birbirine çok benzeyen farklı hücreleriniz varsa bir hücreyi yaratıp özelliklerini tanımlayıp işlem sürelerini, operatör ihtiyaçlarını, işte malzeme tüketimi varsa materyalleri vesaire tanımlayıp daha sonra bu hücreyi özel bir obje haline getirip burada yaptığımız individual cell gibi çoğaltmanız ve modelinizi bu şekilde yönetmeniz daha da size bir kolaylık sağlayacaktır. Devam etmeden önce tekrar burada yer alan modele geçiş yapalım. Sistemi çalıştırdığımız zaman zamana bağlı olarak her bir server'ın önünde
yavaş yavaş artık birikmelerin yaşandığını, sistemdeki operatör sayısının belki de yetersiz kalabildiğini burada gözlemlemeye başladık. Dolayısıyla bu sistem üzerinde iyileştirme unsurlarını dikkate almaya başlamamız lazım. Tekrar modeli durduralım. Modeli durdurduktan sonra operatör sayısının dediğim gibi bir parametre olarak aslında sisteme tanımlanması ve operatör sayısının değişimi söz konusu olduğu zaman sistemde iyileşme durumlarının aslında bir nevi ortaya çıkmasını simülasyona göstermek istiyoruz. Bunun için worker objesine geldiğimizde burada bakın aşağıda initial numbering system yani sistemdeki sayısı, operatör sayısını tekrar bir reset diyelim ve bir tane operatör olduğunu burada görelim. Operatör sayısını örnek olarak 2'ye çıkardığımız zaman tekrar modeli çalıştıralım. Operatör sayısını arttırdığımızda sistemin nasıl tepki verdiğini aslında bir nevi gözlemlemiş oluyoruz. Gördüğünüz gibi iki tane operatör aktif olarak çalışıyor. Şimdi normal şartlarda bu tarz iyileştirme önerilerinin testini gerçekleştirirken Simio'da kullandığımız yapı definition sekmesinde yer alan property'ler. Yani bir nevi parametreler. Bu parametrelerle biz simülasyona değiştirmek istediğimiz ve test etmek istediğimiz senaryolardaki kilit aslında unsurların değerlerini property olarak tanımlayıp bunları daha sonrasında test için kullanıyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi worker ile ilgili bir adet parametre var. Tekrar facility ekranına gelelim. Worker 3'ü açalım. Ve bu sefer initial numbering sistemi reset dediğimiz zaman 1 olduğunu gördük. Set reference dediğimiz zaman da bakın burada worker numbering system adı altında bir tane property'miz yer alıyor. Bu property doğrultusunda sistem operatör sayısını belirliyor. Bu bize şöyle bir aslında fayda sağlıyor. Modelin boş bir alana tıkladığım zaman oluşturmuş olduğum property'ler kontrol sekmesi altında, modelin kendi kontrol sekmesi altında karşıma çıkıyor. Yani ben eğer worker operatör sayısını değiştirmek istersem hani worker'ın içerisine girip buradan işte ilgili satırı bulup değişiklik yapmadan da direkt modelin arayüz penceresinden, property penceresinden de gerekli değişiklikleri yapabiliyorum. Örnek olarak operatör sayısını 6'ya çıkartalım. Modeli öyle çalıştıralım. 6 operatörle çalıştığımda bakın sistemde şu an 6 tane operatörümüz var. Bazıları boşta bekliyor hatta. Ama zamana bağlı olarak biraz daha sistemin verimli çalıştığını gözlemliyorum. Tabii ki de bu kontrol sadece bu property alanında ilgili parametre değişikliklerini sağlamıyor. Aynı zamanda şunu da düşünmekte fayda var. Şu an biz sadece bir tane parametreden bahsediyoruz. Sadece worker sayısından bahsediyoruz. Karmaşık sistemlerde üzerinde değişiklik yapıp test etmek istediğiniz birçok parametre bulunacak. Birçok farklı parametreyi burada tek tek manuel olarak değiştirip üzerinde testler sağlamanız pek rasyonel değil. Burada tabii ki de değişiklikleri manuel olarak test edebilirsiniz ama worker sayısını mesela birden 10'a kadar değiştireceksiniz. Reorder pointleri birden 10'a kadar değiştireceksiniz. Bu tarz farklı senaryolar manuel olarak hesaplanamayacak kadar aslında zaman tüketecek bir unsur olacak. Bu sebeple zaten birazdan da bahsedeceğimiz experimentlarda bu tarz kontrolslerin nasıl bir aslında fayda sağladığını açıklayacağız. Model içerisinde yer alan aslında property ve kontrol değerleri bizim için tabii ki de burada bir integer değer oluyor. Bunun zaten definition sekmesi altında integer property olarak da görüyoruz. Yani herhangi bir şekilde real bir değer alamıyor, virgüllü bir değer alması söz konusu değil. Çünkü operatör sayısından bahsediyoruz. Dediğimiz gibi daha çok parametre olduğu zaman bu parametre sayısının üzerinde manuel bir değişiklik yapmak çok rasyonel olmadığı için kontrol sekmesinde tanımlamalarımızı gerçekleştirdik. Benzer yapıyı aslında 3 farklı hücrenin bulunduğu bir üretim sahasında da gerçekleştiriyoruz. Burada da fark edersiniz ki her bir hücre için hücrede çalışacak operatör sayısının tanımlamaları gerçekleşmiş durumda. Dediğimiz gibi sadece operatör sayısı sizin için bir kontrol parametresi değildir. Aynı zamanda reorder dediğimiz tekrar sipariş verilecek nokta ve sipariş miktarı sayıları da sizin için bir parametre olabilir. Buradaki modelde de 3 farklı reorder parametresi görmektesiniz.
Reorder Material Points şu anlama geliyor. Her bir raf içerisinde yer alan aslında material sayısının kaça düştüğü anda sipariş verileceği bilgisini bize ifade ediyor. Rafta gördüğünüz gibi şu an 12 adet ürünü aslında biz 3x4'ten 12 tane ürünü istifleyebiliyoruz. Material Point'ten kastımız server objesine ürünler paketlerinden çıkarılmak üzere götürüldükten sonra ilgili hücrelere dağıtılıyordu. Dolayısıyla buradaki material point material point'ten kastımız aslında raftaki ürün sayısı. O ürün sayısı kaça ulaştığı zaman sipariş verileceği ile ilgili kısım. Diğer reorder point ve reorder quantity ise hücre özelinde material sayısının kontrolünün sağlanması. Yani materiallar ilgili raftan server objelerine paketten çıkartıldıktan sonra her bir hücreye tekrar teslim ediliyordu. Her bir hücrenin önünde de aslında bir nevi bir ufak bir stok alanı olduğunu varsayalım. O stok alanında da aslında ne zaman ne kadar ürün kaldığı zaman ne kadarlık bir sipariş verileceği bilgisinde biz reorder point ve reorder quantity aracılığıyla aslında test etmiş oluyoruz. Bir diğer husus da hatırlarsınız ki sunumda da bahsetmiştik. Modelde amacımız çıktı miktarını maksimize edecek ve benzer şekilde maliyetleri de minimize edecek bir yaklaşım sunabilmekti. Burada maliyet kısmını nasıl aslında modele yansıttığımızı soracak olursanız, örnek olarak worker objesine geldiğimizde, burada bakın worker objesinin financials sekmesi altında bir resource cost yapısı var ve orada cost per use değerimiz bir maliyet kalemiyle eşleştirilmiş durumda. Benzer şekilde her bir server içerisinde de server'ın input buffer'ında bekleyen ürün sayısına oranla belli bir holding cost oranımız var. Dolayısıyla bu iki unsur aslında maliyet kalemlerinin simülasyon modelinde hesaplanmasına yardımcı oluyor. Son olarak da material tarafında da benzer bir durum var. Material tarafında da malzemeler paketlerinden çıkartıldığı server objesinde de benzer şekilde bir cost per use seçeneği modeli eklenmiş durumdadır. Şimdi bildiğiniz üzere bu modelde amacımız çıktı miktarını maksimize etmek. Bunu gerçekleştirirken de maliyetlerin minimize olmasına özen göstermek. Bu gibi çalışmaları yapabileceğimiz Simeon'un bize sunduğu en kuvvetli özellik experiment. Hemen konuyla ilgili bir experiment oluşturduk. Experiment'ın içine girelim. Burada görmüş olduğunuz gibi kontrol sekmesini görüyorsunuz. Aslında buradaki kontrol sistem kastımız model içerisindeki yer alan parametreler. Bu parametrelerin değişimiyle birlikte sistemin bize nasıl cevap vereceğini görmek istiyoruz. Burada da aslında iki tane response dediğimiz seçeneğimiz var. Yani aslında KPI değerimiz olarak da düşünebilirsiniz. İki KPI oluşturduk. Biri çıktı miktarı, diğeri de maliyet. Çıktı miktarı ve maliyetin aslında istediğimiz şekilde ya da nasıl hangi yönde seyrettiğini gözlemleyeceğiz. Bu gözlemlerimizi de aslında parametrelerin değişimine göre gözlemleyeceğiz. İki farklı burada eksperiment oluşturduk. İlkinde bu eksperimentte amacımız görmüş olduğunuz gibi her bir aslında hücredeki operatör sayısını bulabilmek adına, operatör sayısını optimize edebilmek adına olacak. Diğer reorder pointleriyle ilgili olan noktaları biz optimizasyona dahil etmiyoruz. Burada optimizasyona dahil etmediğimiz konuyla ilgili aslında optimizasyon aracını, simüle içerisinde yer alan OpQuest'i simüle dahil etmemiz gerekiyor. Onu da aslında burada yukarıda görmüş olduğunuz Select Add-in seçeneğinden OpQuest for Simeo seçeneğini tıklayarak optimizasyon aracını Simeo'ya dahil edebiliyorsunuz. OpQuest Simeo'ya geldikten sonra şu property ekranında OpQuest'in kendi özellik penceresi ortaya çıkıyor. Burada simülasyonu, experiment'ı run ettiğinizde minimum replikasyon sayısı, maksimum replikasyon sayısının kaç olması gerektiğini belirtiyorsunuz. Ya da senaryo sayısını kendi istediğiniz şekilde değiştirebiliyorsunuz. Güven aralığını belirtebiliyorsunuz. Ve buradan da en önemlisi aslında amaç fonksiyonunu ifade edebiliyorsunuz. Bakın burada multi-objective weighted adı altında bir amaç fonksiyonumuz var. Bizim bu modeldeki amacımız çıktı miktarını maksimize etmekti. Maliyeti minimize etmekti. Çıktı miktarına tıkladığımızda bakın objective'in
maximize olduğunu, maliyete tıkladığımızda da maliyetin objektifinin minimize olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bizim burada aslında objective type'da yaptığımız multi objective weighted bize birden fazla amaç fonksiyonumuz olduğunda bunların ağırlıklarını da belirleme şansını aslında sunuyor. Burada görmüş olduğunuz gibi çıktı miktarı amaç fonksiyonunun belirlenmesine daha yüksek bir katsayıya sahipken maliyet biraz daha düşük bir katsayı oranı ile amaç fonksiyonu aslında etki ediyor. Belirttiğimiz gibi bu modelde sadece operatörlerin sisteme dahil, yani experiment'a dahil olmasını istiyoruz. Dolayısıyla onlar optimizasyon durumuna katılma durumları yes olarak değiştirilmiş durumda ama diğer reorder'lar hayır olarak duruyor. Son olarak maliyetle ilgili de şöyle bir varsayımımız olduğunu düşünelim. Maliyetlerin de belli bir upper bound dediğimiz belli bir eşiği olduğunu ve bu kısıtın yukarısına çıkmamızın işletmenin operasyonel verimliliği için tehdit teşkil ettiğini varsayalım. Dolayısıyla burada belirtilen bir değer var. Eğer maliyetimiz bu değerin üzerine çıkar ise bizim için o senaryo geçerlilik kazanmayacaktır demek istiyoruz. Yani maliyetin bu eşiğin altında olduğu en yüksek maksimize olduğu en tepe noktasında çıktı miktarının ne olduğunu öğrenmek istiyoruz. Tabii bunu öğrenirken de operatör sayılarına bakmak istiyoruz. OptQuest'in optimizasyon aracının bize sağladığı aslında en temel şey birden fazla senaryoyu manuel oluşturmadan Simeon'un kendi başına bunları senaryoları yaratıyor olması. Diğer türlü eğer bir OptQuest aracı kullanmaz isek tek tek senaryoların bu senaryo ekranına eklenmesini manuel olarak gerçekleştirmek zorundayız. Ancak OptQuest bize bu senaryo eklemelerinin aslında otomatik olarak sisteme eklenmesini sağlıyor. Örnek olarak şu an mesela buradakileri silelim. Bu senaryoların birçoğunu yok edelim. Daha sonra sistemi çalıştırdığımda bakın şu an bir tane senaryo gibi gözüküyor olsa da farklı senaryolar modele eklenmeye başlıyor. Bunu Simio nasıl gerçekleştiriyor diye soracak olursanız bakın aslında her bir parametremiz için, her bir kontrol değerimiz için bizim belirlediğimiz bir aralık var. Bu aralıklar burada bakın gözüküyor minimum ve maksimum value olarak 3 ile 6 arasında birer arttırarak git ve senaryoları o doğrultuda test et demek istiyoruz. Her bir kontrol parametremiz için bu değerleri tanımladık. Ve Simio da bu değerleri baz alarak kendi başına senaryoları üretiyor. Senaryoları ürettikten sonra da çıktı miktarını ve maliyeti karşımıza çıkartıyor. Şimdi hızlıca ben senaryoları burada çalıştırayım. Senaryolar çalışmasını tamamladıktan sonra üzerinden tekrar değerlendirmeyi gerçekleştirelim. Evet, optimizasyon aracı çalışmasını tamamladı. Burada görmüş olduğunuz gibi bazı maliyet unsurları kırmızı ile ifade edilmiş durumda. Bu şu anlama gelmekte, bizim belirlediğimiz o eşik değerinin üzerinde kalan, yani aslında feasible olmayan sonuçların kırmızı ile işaretlendiğini görüyorsunuz. Kırmızı ile işaretlenen burada hemen throughput'u büyükten küçüğe sıraladığımızda tercih etmemiz gereken aslında senaryonun değerlerin, parametre değerlerinin bu 9. senaryo olması gerektiğini anlıyoruz. Bu senaryoda da 3 adet birinci hücrede operatörün çalışması gerektiğini, 4 adet operatörün ikinci hücrede, 6 adet operatörün de hücre 3'te çalışması gerektiğini öğreniyoruz. Tabi burada çıktı miktarlarına baktığımızda birbirine yakın değerler olduğunu görmekteyiz. Maliyet unsurları da bu doğrultuda değişim gösteriyor. Burada biz en yüksek olanı tercih ettik throughput olarak, çıktı miktarı olarak, ancak tabii ki de değerlendirmeyi siz kendi işletmeniz için maliyet unsurları ve çıktığının bir adet çıktı miktarının karşılığında ne kadar bir maliyete katlandığınızın hesabını gerçekleştirerek de ilgili kararları verebilirsiniz. Bu yaptığımız aslında senaryoda değişimine uğrattığımız parametre değerlerini hızlıca modelin kendisinin içerisine de eklememiz mümkün. Bakın burada senaryonun olduğu noktaya sağ tıklayıp Copy this scenarios controls value to the model seçeneğine tıklarsak ilgili parametre değerlerin her birini direkt Manufacturing Cell Layout adlı modelin içerisine yerleştirecektir. Bakın ilgili değişimleri 3, 4, 6 olarak gözlemleyebilirsiniz. Yani eğer modelinizde
bir eksperiment aracılığıyla elde ettiğiniz yeni parametre değerleri varsa ve bunu modelin kendi içerisinde test etmek istiyorsanız bunu da burada hızlıca gerçekleştirebilirsiniz. Modeli daha sonra çalıştırıp tekrar çıktı miktarlarını vesaire test etmeniz mümkün olacaktır. Şimdi operatör sayısı ile ilgili eksperimentimizi gerçekleştirdikten sonra reorder point ile ilgili diğer eksperimentimize geçip incelemelerimize devam edelim. İkinci deneyimiz material ile ilgili olacak. Bu sefer bir öncekinden farklı olarak operatör sayısını sabit olarak kabul edeceğiz. Gördüğünüz gibi yine opcast eklenmiş durumda. Bu sefer operatörler üzerinde herhangi bir optimizasyona dahil olma durumu söz konusu değil. Değiştirmek istediğimiz noktalar, hatırlarsanız reorder material point vardı. Ham madde olarak adlandırabileceğimiz material'ın rafta bulunan sayısıyla alakalı. Reorder material point hangi seviyeye düştüğünde ham madde siparişi geçilmesi gerektiğini ifade ediyordu. Reorder point ise her bir hücrenin önünde bir aslında istif alanı bulunuyordu ve ham maddelerin raftan alınıp hücre başlarına getirilmesi durumunu bize ifade ediyordu. Reorder point ne zamana indiğinde raftan ürün çekilip hücrelerin önüne getirilmesi gerektiğini biz öğreniyorduk. Reorder quantity de kaç adet parçanın aslında kaç adet ham maddenin ya da materyalın raftan alınıp hücre önüne getirileceği ile ilgili göstergeydi. Yine benzer yapıda diğer önceki eksperimentten çok farklı bir konu yok. Kontrol elementlerimiz, parametrelerimiz belli. Sistemin iki türlü cevap verme durumu söz konusu. Biri çıktı miktarı, diğeri maliyet. Maliyetin minimize olmasını istiyoruz. Bir upper bound'umuz var. Bu değerin üzerine çıkmamasını, bu eşiğin üzerine çıkmamasını istiyoruz. Buna istinaden de throughput'un çıktı miktarının maksimize olmasını istiyoruz. Yine belli şekilde oranlar ayarlanmış durumda. Şimdi bu modeli, eksperimenti çalıştırıp sonuçları inceleyelim. Dolayısıyla ben videoyu burada durduracağım. Zamanı verimli kullanmak adına elde ettiğimiz çıktıları az sonra konuşacağız. Evet, senaryomuza ait sonuçlar karşımıza geldi. Görmüş olduğunuz gibi çıktı miktarı ve maliyet kalemleri burada yer alıyor. Hiçbir maliyet kalemi zaten belirlediğimiz eşiğin üzerine çıkmadı. Dolayısıyla bütün senaryolar kabul edilebilir, feasible olarak ilk izlenimde karşımıza çıkıyor. Çıktı miktarını büyükten küçüğe sıraladığımızda da ilk senaryonun bizim için en uygun senaryo olabileceğini düşünebiliriz. Tabii burada şunu da belirtmekte fayda var. Az önce aslında operatör sayılarını belirlemiştik. Bu senaryoyu oluştururken de zaten o optimal operatör sayılarını kullanarak senaryoyu tamamladık. Dolayısıyla bir önceki aslında experiment ile bu deneyi birleştirmiş olduk bir nevi. Dolayısıyla burada görmüş olduğunuz gibi operatör sayıları bir önceki experiment'tan buraya aktarıldı. Daha sonra ne zaman sipariş verileceği ile ilgili reorder pointlerle ilgili ve kuantitelerle ilgili değerler de bu şekilde karşımıza çıktı. Dolayısıyla burada şu an hem malzeme tarafını hem material tarafını hem de operatör sayısını optimize etmeye çalıştığımız bir aslında üretim hücremiz oldu. Dolayısıyla Simio'da hem experimentlarda kendiniz senaryolar tasarlayıp farklı senaryoları inceleyebilirsiniz. İsterseniz de bu seminerde de size aktarmaya çalıştığımız gibi OpQuest yapısından faydalanabilirsiniz. Özellikle herhangi bir parametreniz için sabit bir değer aralığı, dar bir değer aralığı yoksa ne demek istiyorum? Örnek olarak reorder quantity'yi ele alalım. Sipariş verdiğiniz zaman o miktarın ne olacağı ile ilgili çok geniş bir aralığınız var ise OpQuest yapısından faydalanmanız mümkün olacaktır. Aksi halde bütün senaryoları tek tek model oluşturmanız gerekecektir. Geniş bir aralıkta OpQuest'in daha fazla öne çıktığından bahsedebiliriz. Ama biraz daha dar aralıkta senaryo sayınızın manuel olarak yönetilme becerisinin olduğu noktalarda senaryoları tek tek manuel ekleyip testlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Tabii ki de OpQuest'in en önemli faydalarından biri gerekli eşikler belirleyerek o eşiklerin üzerinde ya da altında kalması durumunda senaryoların direkt sizin için feasible olmadığını da ifade ediyor oluşu mümkün. Dolayısıyla Simio'da hem OpQuest hem de experimentlar bu anlamda sizlerin ihtiyaç duyduğunuz anda karşınızda olacaklardır. Evet, bu seminerimizde sizlere Simio içerisinde bir hücre optimizasyonunu nasıl gerçekleştirebileceğini aktarmaya çalıştık. Özellikle OpQuest'in bir experiment içerisinde nasıl oluşturulabileceğini ve farklı senaryolarla birlikte OpQuest'in nasıl entegre edilebileceğini göstermeye çalıştık.
Bir sonraki seminerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.